Gazze'de çocuklar öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor. Hastanelere, okullara bombalar atılıyor. Yüreğimiz kan ağlıyor. Birisi de bağırıp çağırıyor. Vay efendim şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Konuşmakla iş çözülmez. İşi çözmek mi istiyorsun? İsrail'e ders mi vermek istiyorsun? Hükümetsin. Malatya Kürecik'teki radar istasyonunu kapatırsın. Kapatıyor mu? Konuşuyor sadece. Yürekliysen, gerçekten Gazze için üzülüyorsan kapatırsın Kürecik radar istasyonunu. Ben de derim ki helal olsun. İşte Türkiye dediğim budur. Dersini verdi. Dersini vermiyor. Sadece konuşuyor. 49 vatandaşımız IŞİD'in elinde rehin. 59 gün önce IŞİD Musul'u basıyor. Konsolosluğun etrafını çeviriyor. Ama ondan önce hükümeti uyarıyorlar. Burası tehlikeli bölge. Konsolosluğun boşaltılması lazım. Erdoğan diyor ki konsolosluğu boşaltmayacağız. Etrafı çevriliyor IŞİD militanları tarafından ve oradan Ankara'ya telefon ediliyor. Etrafımız çevrildi, ne yapalım? Erdoğan belediye başkanları toplantısında oraya telefon açıyorlar ve Erdoğan diyor ki hiç kimse silah atmasın, gidip teslim olun. Gidip teslim olunuyor. Teslim olduktan sonra konsolosluğun önündeki Türk bayrağı aşağı indiriliyor. Bizim topraklarımızdan. Şimdi ben buradan Çorlu'dan 76 milyon yurttaşıma seslenmek istiyorum. Hani diyor ya İstiklal Marşı şudur budur vesaire. Senin topraklarında bir terör örgütü tarafından Türk bayrağı aşağı indirildi ve sen sadece seyirci kaldın. Senin topraklarında Musul'da 49 vatandaşımız rehin alındı ve sen sadece seyirci kaldın. Şimdi kalkmış milliyetçilikten bahsediyor. İstiklal Marşı'ndan bahsediyor. Bu değil miydi çıkıp meydanlarda ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen bu değil miydi? Sözde bir sürü şey söylüyor. Size tipik bir örnek vereceğim. IŞİD Irak'ta Hazreti Yunus'un türbesini bombaladı. Onlarca cami bombaladı, türbe bombaladı. Siz hiç Erdoğan'ın konuştuğunu duydunuz mu? Ama Mısır'da bir kadın, bir kızcağız öldürüldü, Türkiye'de ağladı. Eyvallah, ağlasın bir şey demiyorum. Hiç kimsenin ölümünden birisinin sevinmesini de istemem. İnsanın değerli bir varlık olduğuna inanırım ben. Ama cami bombalanıyor, tık yok. Türbeler bombalanıyor, tık yok. 49 vatandaş rehin, tık yok. Çünkü asıl rehin Recep Tayyip Erdoğan. Din iman edebiyatı yapıyor ya, İstanbul'da bir cami IŞİD militanları tarafından kundaklandı. Kur'an yakıldı. Kur'an'ı bizim milletvekilimiz Ali Özgündüz yanan Kur'an'ı getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuştu ve yakanları kınadı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şey söylediğini duydunuz mu? Bir şey yaptığını duydunuz mu? Sözde dindar kesiliyor. Dindar değil, dinci. Din ticareti yapıyor. O nedenle söylüyoruz ki hep beraber çalışacağız. Ben çalışacağım. Çalışıyorum. Evliya Çelebi gibi. Türkiye'yi geziyorum. 10 Ağustos'a az kaldı. Sizler de çalışın. Sizler de uğraşın. Cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanı olacak. Beraber mücadele edeceğiz. Beraber kavgasını vereceğiz. Bayrağımızı temsil edecek bir kişiyi, dürüst bir kişiyi, namuslu bir kişiyi, ülkesini, vatanını, insanını seven bir kişiyi cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağız. Bu topraklar bereketli topraklardır. Gelin bu topraklara huzuru ekelim, barışı ekelim, kardeşliği ekelim, gönenci yani refaha ekelim. Bu topraklarda huzur içinde yaşamayı öğrenelim. Gelin bunları ekmek için Ekmelettin'i seçelim.